herkese. Bugün Hollanda'da kraliçenin doğum günü. Kral ya da kraliçe bilmiyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. Ama Yasin'i bir sürpriz bekliyor arkadaşlar. Sürpriz de bu. Maalesef burada başıboş bir köpek var. Normalde başıboş köpeği bulmak zor Avrupa'da. Belçika ve Hollanda'da değil. Başıboş köpek gelip buraya yapıyor. Özel bir ilaç alacağız. Ve köpek bıraktığı kokuyu alamayacak. Yasin! Yasin! Yasin nasılsın? İyi. Kapat şunu. Şuraya atacağım. Kapat şuraya atacağım. Şuraya. Kraliçesinin günü. Kraliçe mi? Kral mı? Kral galiba. Kralın gününe gidiyoruz, evet. Hollanda'ya. Arkadaşlar koltuğun ısıtma ayarı var. Onu açtın mı? Evet açtım. Nasıl becerdim onu? Yasin arabayı şarja koymayı unutmuş. Yasin elektrikli araba alıyorsan şarj konusunu atlamayacağım. Bu iki oldu. Farkında mısın? Evet. Yani şimdi şarj kısıtlı ve inanır mısınız şu an 10 derece dışarısı ve soğukta yolculuk yapıyoruz. Üşüdüm yani. Yasin vallahi aç bunu. Tamam bekle. Gel. Aç gerçekten aç. Ya beni ilgilendirmiyor Yasin. Unutmasaydım. Ay soğuk değil, soğuk değil. Sıcak. Beni ilgilen, kendi tarafından sen şey yap. Olmuyor öyle işte. Biraz ısınacağım ya. Bana ne, unutmasaydım. Açık mı şu an? Açık. Ha, vallahi kızarma, kapatma. Üşüdüm arkadaşlar, bakınsana iki büklüm oturuyorum. Yani şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi kralın günü. Orada insanlar kullanmadığı eşyalarını veya dükkan sahipleri reklama koymak istedikleri eşyalarını, ürünlerini sergiliyorlar. Yani böyle güzel bir gün oluyor. Biz çok seviyoruz. Normalde hafta içine denk geliyor bazen kralın günü. Bazen hafta sonu, bugün hafta sonuna denk geldiği için gidebiliyoruz. Uzun zamandır da gitmemiştik bence Yasin. Geçen sene doğumdan önce gitmedin ama ondan önce sene gitmiştik. Evet. 2 sene oldu yani. Şimdi güzel, keyifli bir gün yapalım. Mesela hanım teyzeler börekler yapıyor, çörekler, köfteler. Aynen, köfte yapıyorlar. Türk yemekleri, sarma, tatlı. Yani biraz festival gibi bir şey oluyor. Evet, ama şimdi, tüm Hollanda yapıyor yani, o güzel. Evet. Yani gerçekten çok güzel. Yani insanlar satmadığı, giymediği kıyafetleri, kullanmadığı eşyaları da satıyor. Biz şimdi şu canavara uyuyor canım benim. Bu canavara seyahatte kullanabileceğimiz bir yatak arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir de şunu da ek belirteyim. Ben geldiğim yıllarda gittiğimizde çok kaliteli ürünler bulabilirdik. Ama son yıllarda hep çöp vardı ya, Yasin. Çöptü Yasin. O zaman bari şeye götürme Baylasana. Daha böyle iyi. Ona en güzel yere orası. Okey. Musa sesini açabilirsin, evet. Oyununu. Aslında bugün şey, kralın doğum günü ya. Evet. Aslında hep turuncu giyecek. Ben arabada gördüm. Herkes evet. Turuncu giymiş. Yasin, senin kralın. Ben Belçikalıyım. Arkadaşlar bizde tuhaf bir durum var. Bizde şöyle, ben Hollandalıyım. Musa Hollandalı. Bu bir de o. Bu da erken. İşte anladın. Biricik işte. Eşim. Evet. Onlar Belçikalı. Küçük oğlumuz. Belçikalıyız. Yani ben niye senin kralının rengini turuncu giyeyim? Turuncu da Hollanda'nın rengi olmuş her oluyor. Şey buraya geliyor. Niye krallığın buraya rengi olmuş oluyor. Ya aman Belçika'da kal. Bir de bir ayrıntı daha söyleyeyim. Aslında havuç turuncu değilmiş arkadaşlar. Zamanında Orange soy isimli bir kralları varmış. Onlar için bir tane artık gıda mühendisi mi diyeyim ne diyeyim. O havuca turuncu rengini vererek ona ithafen havucu turunculaştırmış. Dünyada da turuncu havuç bu şekilde yaygınlaşmış. Yani aslında havuç turuncu değil diye biliyorum ben. Doğru muyum yani? Olabilir ama yani. Bir yalan demiyorum. Yasin. Sen ne biçim Hollandalısın Allah aşkına? Birazdan bakacağım doğru mu değil mi diye. İşte ama niye buraya geliyorsun? Genel kültür. Niye güzelliğe bakın bir. Ne? Niye buraya geliyorsun? Yasin, param var harcıyorum ya. Tamam da niye Belçika'da harcamıyorum?
İşte çünkü şey, Ne? Hollanda daha sosyal bir ülke. Ha. Belçika da daha zengin bir ülke. Anladın mı? Belçika'da para kazanıp Hollanda'da harcamak çok mantıklı arkadaşlar. Sinyaller, yani Arkadaşlar, köprü açıldı, ben makas sandım. Bakın ya, bu beğendim ben makas sandım. Hollanda'da bu köprü gemiler geçerken açılıyor. Arabalarda beklemek zorunda. Tam da Evet. köprünün açılma zamanına Ama denk hızlı oluyor. geldik. Çok hızlı geçiyor. Ama tuhaf. Ben ilk duyduğumda çok tuhafıma... Nasıl Türkiye'de de var yani? böyle bence ya. Ama burada çok var ama. Hollanda'da böyle şeyler bayağı bir çok. Benim tuhafıma gidiyor valla. Halen tuhafıma gidiyor. Çok yaşa. Minik oğlum benim. Oh, sorry. Bana Tamam. öyle deme diyor. Demeyeceğim. Sarı oğlum Aslan benim. oğlum benim. İyi mi? Daha iyi mi? Size bir şey göstereyim. Hollanda teknolojisini göstereyim. Hollanda mimarisi açısından çok bence şahane bir ülke. Evet. Zaten bildiğim kadarıyla biz Karamanlıyız. Yakınımızdaki şehirde Konya. Konya çok düzenli bir şehirdir, tamam mı? Biz de hep hayret ediyorduk. Aynı Hollanda gibi falan diye. Meğersem Konya'yı düzenleyen kişiler Hollanda'da eğitim almış. Ben öyle diye bir duyum almıştım o zaman, değil mi Yasin? Evet, olabilir. Hollanda'da eğitim almış insanlar, şehir planlamacılığını yapan kişiler de onlarmış. O sebeple gerçekten Konya'ya gelenler, yani açık ara farkla Türkiye'nin diğer yerlerinden çok böyle düzenli bir şehir yani. Yasin'le de izin hayalleri kuruyorduk. Yasin diyor ki şuraya bir tane şarj koy. Evet. Çok karışık olmasın. İşte bilmem ne. İşte şunu yeriz, bunu içeriz gibi şeyler konuşuyorduk. Yasin nereye gideceğiz bu yıl? Sence? Bir şey yapalım mı acaba? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Mersin'e gideceğiz. Ya O Mersin'e kesin. gitme, yemek yemeye gitmeyi düşünüyoruz oraya. Evet. Ondan sonra şu nereden çıktı ya? Benim ver o. Nereden çıktı peki Benim. ama? Şu an Kekilimi. birinin elinde buldum Kekil onu. var ya, kekil. Kekil bu oluyor. Kekilimi tutturmak için arkadaşlar. Bazen daraltı geliyor bana. Kekilimi şöyle tutturuyorum. Daraltı geldiğinde. Şöyle. Ha, şöyle. Dudağımdım. Dolguyu indirttim. O da morarmış. Yani hiç dudağım yokmuş ki arkadaşlar benim. Bu park yer içine sindi mi? Çok güzeller. Yasin Muhteşem. en En baştaki aynen. yeri En buldu. baştaki yer. Şimdi rahat rahat için rahat rahat Aynen. gezersin Yasin. Hadi. Şöyle bir bakayım, yanaştık mı? Yanaşmışız. Tam sıfır. Azarı yedi arkadaşlar. Musa, gel. Bak bu da baktı, bak. Nasıl istiyor bak. Abisi ne yaparsa bir de. Bak şu çantasını alacağım ya. Ne yapsın ya? Evet, şimdi çok kısa mesafede ama şu güzelliğe bakın. İlk biz eskiden burada yürürdük. Şurada otururduk. Şu banklarda otururduk yazları. Akşamları otururduk. Çok güzel olurdu. Şu güzelliğe bakın ya. Gerçekten Hollanda var ya. Gerçekten çok güzel bir ülke. Musa da Godzilla'yı anlatıyor annesine. Evet, normalde bu gördüğünüz şeyler şu sağ tarafta ve sol taraftaydı. Buraya almışlar. Bence çok saçma olmuş. Eskiden bir de bunun devamı da bu şekildeydi. Şimdi çok kısaltmışlar. Bakalım bayağı bir değişik. Normalde bunun bayağı fazla şey oluyordu. İşte herkes böyle kafasına göre bir şey atabiliyor. Serbest yani bizim. Kralın doğum günü olduğu için. Bakalım birazdan. Ya bu şey alacağından değil de işte böyle. Bakıyor. Bakıyoruz, dolanıyoruz. İlk tüm sever böyle şeyleri. Mesela şeker para satıyorlar burada.
Şeker fare değil. Ne o ya? Elma şekeri. Ha, elma şekeri. Elma şeker satıyorlar. Herkes böyle kendisi bir şey yapıyor. Bazen köfte falan satıyorlar işte. Ha, şu karşıdalarda. Çamur demeden böyle kutluyorlar. Bakın çamurların içinde satılıyor birçok şey. Şöyle. Güzel oluyor aslında normalde de bu yıl biraz sıkışık bir alan seçmişler. O sebeple pek zevk alamadım açıkçası. Çünkü bir de çamur her yer. Normalde dükkanların önünde oluyordu galiba. İzin vermemiş dükkancılar. Böyle tram yerine sıkışıp kalmışlar. Yani ben ikinci el pek almıyorum. Genellikle mağazaların indirimde olan ürünlerine bakıyorum. Şöyle sahte parfüm burada da arkadaşlar oldukça yaygın. Bakın mesela şu hanımefendide biraz süslü eşyalar var gibi. Bakalım beraber. Neler varmış bakalım, enteresan şeyler var gibi. Çünkü bu Hintliler de çok süslü oluyor arkadaşlar. Renkli 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 renkli. Bakın mesela şöyle bir çanta. Bakın şöyle bir ceket. Şöyle. Yani bu kız biraz süslü galiba. Bu kızın reyonu biraz renkli. Mesela şöyle botlar var. Ayakkabılar var. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. İnsanlar bu şekilde krallarını yüceltmek için turuncu giyiniyorlar. Böyle. Hani ne ararsanız var ya bugün. Yasin de orada kalabalıktan çıktı. Arkadaşlar burada Hollanda'da daha çok multikültürel bir yer. Belçika birazcık daha az kültüre ev sahipliği yapıyor bence. Burada çok karışık insanlar. Her milletten insan var. Arkadaşlar biz aradığımızı bulamadık. Şimdi bir başka yer de var. Bir başka yer var. Oraya gideceğiz. Çok kötüydü gerçekten. Evet. Çok sıfırdı yani. Ya çöp. Eskiden zaten mesela bayağı uzundu. Şimdi herkes koyabiliyordu. Ondan sonra şimdi çok kısa bir yere herkes sıkıştırmışlar. Yürüyemiyor, edemiyor. Herkes de koyamamış şeyini satmak için. Önce de şu kaplarında hep olurdu. Şuralarda falan olurdu. Onu her yasaklamışlar. Olurdu. Şimdi bir başka yere gideceğiz. Orada da Yasin. Yasingil'in eski mahallesi aslında. Bir yere geldik. Yasin yine köşe bir park yeri buldu. En ön park yeri. Arkada da şeyi çıkardım. Ne? Heke. Şey var ya böyle arabada bir şey çekmek için. Ki arkadaki insan sana çarpamasın diye. Hadi bakalım. Güzelliğe bakar mısın? Ya? Sanki şey yani biz Sapanca'ya falan geldik yani. Sapanca'ya hiç gitmedim de yani gördüğüm kadarıyla buraya benziyor işte. Çok güzel. Burada herkes birbirine hello der. Şimdi biz buna alıştık. Belçika'da hiç kimse hello demediği için de tuhafımıza gidiyordu ilk zamanlar. Ama biz de asosyal olduk. Dur bakayım bir İsa'yı çevirir misin? Bak bak. Şundan bir parça al atsana. Bunu yer mi de bunu? Tabii ki. Bunlar tabonu, her şeyi yer. Evet. Tabonu. Küçük bir parça al. Bak. Al al. Bizi beğenmiyor ha. Ama sen tahtaya attın. Güzel bir parça at. Yasin kocaman nasıl küçücük ağızları var onların. Şunun üstüne atsana. Gözünü seveyim. Yok sıçarlar şimdi üzerine. Ya hadi be. Bu da her şeyden korkar arkadaşlar. Bakın. Hoppa! Oh, vallahi gidelim buradan ya. Hayır. Evet, kuşları kandırıyoruz. Ekmek atacağım diye kimse hepsi yerde duruyor. Hiç kimse yemiyor. Ama onu da yemiyorlar bak. Attığını. Aşkım bunu didecekler. Cahil. Yasak biliyor musun? Ceza yiyeceğiz bunu var ya yaptığımız için. Ekmek bunları atıyor. Beslemek yasak. Öyle mi? Tabii. Bu arada şurada Türk bayrağına bakın. Nereden gördüysen. Ya şunu bir çek şunun yüzünü. Ben çocuğumun yüzünü çekeyim.
hayatına gerçeklerden haberi yok. Yasin bana bir kere yapmış. Bakın şimdi. İyi bak. İyi bakın. O da gülüyor. Çevir çevir daha çok. Oğlum, hadi daha çok. Sakın bırakma oğlum. Musa bırakma. Musa da gülüyor. Anne değilim ben senin. Çevir Yasin hiç acıma. Oğlum sakın bırakma bak. Burnu falan kanlar hastaneye götürdü. Dur bırakma sakın. Bırakma. Oğlum. Bırakma sakın bırakma. Sakın bırakma. Hey you get the yapma. Düşersin bak. Yasin dur dur çocuğum midesi bulandı. Bizim benim mi de plan bakarken? Ama Yasin durdur çocuğu. İn Musa. Gel gel. Oğlum gelsene altından gel. Yürü. Başı dönüyor. Nasıl yakışıklı bir çocuksun oğlum sen. Geldik bu alana. Bu alan birazcık daha böyle nasıl düzgün kelimelerimi seçsem bilmiyorum. Daha böyle derli toplu bir alan bence. Daha derli toplu nasıl diyeyim? Daha iyi eşyaları bulabileceğiniz bir yer. Hanımefendi ile beyefendi de sarhoş. Üstüme düşecekler diye emin ederim. Neyse gelin gezelim beraber. Yalnız saat kaç oldu? Saat 1 ya da 2 civarı. Henüz kahvaltı yapmadık Yasin. Öleceğim yani. Bakalım neler var, tamam mı arkadaşlar? Şu Afrikalı ablalarda neler varmış? Çöp. Bakın görüyorsunuz. Şöyle. Çöpler. Şöyle. Şöyle. Bu da Arap birini. Biri anne diyor ama bence Musa ama göremiyorum. Yani bildiğiniz bit pazarı gibi bir yer yani. Sürpriz. Evet, burada da Faslı kızlar böyle kına yapıyor. Hanımefendi model getirmiş. Bakar mısınız? Sanat gerçekten. Faslılar çok önem veriyor. Kınayı hani biz boca ederiz ya elimize. Onlar öyle yapmıyor. Böyle desenli yapıyorlar. Çok güzel. Çok güzel bir kültür bence. Arkadaşlar eve geldik. Hazırlandık. Evet. Dinlendik. Yani saat gezimizi yaptık. Oldu. Bayağı yorulduk. Tabii bebek arabasıyla ayrı bir zor zaten. Belçika'dayız şu an. Evet. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet İknur. Sen her şeyi söyledin zaten aşkım. Sen her şeyin en iyisini bilirsin aşkım. Tamam. Günaydınlar. Yasin kendi çabasıyla zayıflamaya çalıştı. 2 aydır bir ileri bir geri gitti. Kaç kilosun Yasin? Çık bakalım tartıya. En sonunda benim detoksuma kaldı hanımlar. Sizin gözleriniz önünde tartıyoruz. Yani 89 Yasin 90'a merdiven dayamışsın. Yasin bugün itibariyle pes etti ve benim detoksuma başlayacak. Hanımlar hatırlarsanız Yasin her sene Türkiye'ye gitmek için orada daha iyi yemek yiyebilmek için zayıflıyor. Bu sene de yine bana muhtaçsın Yasin. Kendim beceremedim bu işi kabul et. Bugün diyete ve detoksa başlayacağım. 1-2 hafta içinde sonuçlarını size paylaşacağız. Ben de çok merak ediyorum. Haftaya pazartesi tekrar tamam. Tartın. Tamam okey. Hadi bakalım bismillah. Bu şekilde kapatalım. Yürüyüşe çıktık mahallede. Şöyle. Yasin'i görüyorsunuz. Yani bir dakika daha tam iyi anlayamadılar. Çünkü bu şuna bakın. Bunu evet. Normalde Yasin dolduruyor. Yani daha önce gördüğünüz videoda 89 kiloydum. Şu an 82 kiloyum. Ya gerçekten şuna bakın.
Acayip fark var Yasin. Bunu sipariş vermek istiyorsanız linkini buraya koyacağım. Oradan sipariş edebilirim. Neyi? Detox'u. Özel tadım. Onu söylemeyi unuttum. Evet. Evet. Eksik bilgi verme Yasin. Sıfırdan öğrendiklerini düşünmüş delilerimizin. Yani Yasin bitkisel bir karışım olan kürle, 30 günlük bir kürle kilo verdi. Bakın. Gerçekten iyi kilo verdin Yasin. Şimdi ters ışık olduğu için bir de önden çekeyim seni. Hut.